Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan ilk etaptaki deprem konutlarının 10.337 adeti Aralık ayında teslim edilecek. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımına başlanan ilk etap depremzede konutlarında sona gelindi. Toplam 72.365 konut ve köy evinin yapılacağı il genelinde Aralık ayı itibarıyla anahtar teslimi yapılacak konut sayıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından açıklandı. Aralık ayı sonuna kadar 8.568 konut ve 1.769 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Yapımı tamamlanan konutların içerilerine eşyalar yerleştirildi. Son düzenlemelerin yapıldığı deprem konutları da drone ile görüntülendi. Şehir merkezinin ayağa kalkması ve ticaretin canlanması amacıyla da kentsel tasarım projesine de başlandı. Başlatılan çalışmayla şehir merkezine 10.000'in üzerinde konut ve iş yeri yapılacak. Vallahi bizim evimiz yıkıldı. Şu anda konteynerde kalıyoruz. Ben köyde oturuyorum. Bizim köyde şu an yapımı sürüyor evlerin. Herhalde bir aya falan verirler gibi düşünüyoruz. Yani devlet çaba gösteriyor. Etrafta da gördüğünüz gibi her yerde çalışma var. Ben ilk öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. İyi ki var. Güçlü devletiz. Türkiye olarak çok güçlü bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde önce Allah'ın sonra Cumhurbaşkanımızın sayesinde bir an önce daha hızlı bir şekilde konutlarımız yapılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi şehrimizde son gaz devam ediyor çalışmalar. Bir yandan binalar, bir yandan çalışmalar. Edindiğim bilgilere göre 10.000'e yakın konut yapıldığını duydum ben bilgilerime göre. Teşekkür ediyorum emeğe geçen herkese. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, 12 Şubat Dulgadiroğlu, belediye başkanlarımız, valilerimize, bakanlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Bizim de evimiz gitti çünkü. Biz de şu an kiradayız. Bilmiyorum inşallah. Yani bekliyoruz ama 2 sene sürer diyorlar. Bir an önce evlerimizi teslim etmesini istiyoruz yani.